Mesarya'nın kalbi renkleniyor. Değirmenlik, ülkemize gelen herkesi çiçekleriyle karşılıyor. Sürdürülebilir bir çevre, çağdaş bir peyzaj düzenlemesi, özverili bir çalışmayla örnek ve tertemiz bir belde yaratıyoruz. Biz söz verdik. Söz verdiğimizi yapmaktayız. Temizliği ve sürdürülebilir bir çevre anlayışını tüm çalışmalarımızın odağına aldık. Temizliği tüm yıla yaydık. Peyzaj konusunda özellikle hassasiyet gösterdik. Beldemiz yeni bir çehreye kavuştu. Değirmenlik Belediyesi olarak hizmet kalitesini yükseltiyor, çok çalışıyor, birlikte üretiyor ve geleceğe umutla bakıyoruz. Hayata anlamlı kıranlara, hayata anlam katanlara, geçmişin tadını geleceğe taşıyanlara, bakkal tadında market arayanlara, özel zamanları değerli kılanlara, hayatı seven, tadını çıkaranlara, her günü özel yaşayanlara, market reyonu, özel günle özel kuru yemiş paketleri, çikolata çeşitleri, alkollü alkolsüz içecekler. Hayat kuru yemişleri, kuru olsa da adı, hayatı taze kılanların adresi. Hayatın tadı burada. Ben Permamax'ı sesinden tanırım. Rengin ritmini Permalit'te yakala. Sevgili izleyiciler, Kıbrıs Postası'ndan hepinize mutlu sabahlar. Evet, programımızı paylaştık, yayınımızı açtık Allah'ın izniyle. Yeni bir hafta. Hava kapalı, dün yağmur vardı biliyorsunuz, birkaç gündür yağmur var. Bu hafta yağmurlu geçecek. İyidir, iyidir, bir şey değil. Biraz böyle artık serinlesin. Gerçi gene böyle soğuk değil, sıcakımsı bir hava var ama ya da biz hararetliyiz, bilmiyorum artık. Olabilir. Yoğun bir çalışma tempomuz oldu meslektaşlarımızla birlikte. Güzel bir hafta sonuydu diyemem. Ne anlamda diyemem? Yani meslek hayatımda katıldığım en gayri ciddi kurultaylardan biriydi bir gazeteci olarak, bunu söyleyebilirim. Yani basına gereken değerin verilmediğini gördüm. Sabahtan Canan da söyledi. Çok basit gözükür, çok önemlidir. İnternet yoktu. Yani internet sıkıntısı vardı. Böyle şey bir kurultay işte. Dosya alışverişte görsün gibi oldu bence. Daha iyi kurgulanmalıydı, onu söylemeye çalışıyorum. Tabii kurultay bitti. Faiz Bey birinci turda kazandı. Kendisini bizler de tebrik ediyoruz. Hayırlısı olsun. Umarız başarılı olur bu zor yolda. Tabii Ulusal Birlik Partisi'nin 17.500 üyesi olduğundan yola çıkarsak %52 civarında bir katılım olduğunu ve Ulusal Birlik Partisi üyelerinin yarısının bu kurultayı gelmeyerek protesto ettiğini gözlemliyoruz. Ben cumartesi ve pazar gününde yapmış olduğum değerlendirmelerde, cuma gününde yapmış olduğum değerlendirmelerde üyesini getirmeyi, taraftarını getirmeyi başaranın bu kurultayı kazanacağını söylemiştim. Öyle de oldu. Faiz Bey bayağı bir fark attı Hasan Taço'ya ve %60'lık bir oyla, 5000 kusur bir oyla bu kurultayı göğüsledi. İlginç bir güne başladık. Yani hafta sonuyla ilgili konuşacağımız çok şey var da ilginç bir güne başladık. Sayın Cumhurbaşkanı Esin Tatar'ın, Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aramış kurultayla ilgili, tebrik mi etmiş, ne yapmış tam anlamadım. Arkasından Sayın Faiz Sucuoğlu'nun basın bürosundan bir açıklama geldi. Arkadaşlarımız bunu zaten girdiler. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'dan Faiz Sucuoğlu'nu arayarak tebrik etmiş. Böyle bir bilgi geldi. İlginç olan, neden bu bilgiyi çok daha erken basın bürosundan servis edilmedi Sayın Sucuoğlu'nun, onu anlamış değilim. Yani sabahtan Canan da çok şaşırdı. Canan'ı dinlerken ben de çok şaşırdım. Yani Cumhurbaşkanı'nın görevi değil bu. Yani bir partinin kurultayını Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı niye bizim Cumhurbaşkanımıza arayıp tebrik eder? Orasını ben tam anlayamadım.
açık söylemek gerekirse. Yani tabii ki asıl olan, efendim söyleyeyim, Sayın Faik Sucuoğlu'nun aranmasıdır. Ne oldu bilmiyorum. Yani Ersin Bey'in ofisi bunu niye servis etti? Onu anlamış değilim. Yani Cumhurbaşkanı'nın ne alakası var Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayla ilgili diye sorarım ister istemez. Tam anlamış değilim yani ne oldu bitti. Açık söyleyeyim size. Böyle de bir şey var. Neyse oturur bunlar yerine. Sıkıntı değil. Bunlar geçecek olan şeylerdir. Bunlar oturur süreç içerisinde. Taşlar yerli yerine oturur. Tabii kurultaydan çok izlenim var. Onu söyleyebilirim size bir gazeteci olarak. Bazı canımı sıkan şeyleri yazdım bugün. Çok yazacak şeyim vardı bu kurultayla ilgili. Anlatamam size. Çok yazacak şeyim vardı bu iki günde. Ama yazmayacağım şimdilik. Şimdi yazmayacağım. Şimdi konuşmayacağım. Ama konuşacaklarım var. Söyleyeceklerim var bu konuda. Bugün değil ama. Bugün değil. Sadece şu kadarını, iki tane şey söylemem lazım bu kurultayla ilgili. Şimdi ben 23 yıllık meslek hayatımda bir sürü kurultaya katıldım, bir sürü kurultayı izledim, yorum yaptım. A kurultayda kazananların sevincini gördüm. B kurultay zamanı geldiğinde aynı insanların kaybetmesinin üzüntüsünü de gördüm. Normal midir? Normaldir çünkü siyaset devingendir. Bugün konjonktür gerektirir, kazanırsınız. Yarın konjonktür gerektirir, kaybedersiniz. Bu böyledir. Siyaset böyle bir şeydir. Bunu siyasilerin hazmetmiş olması gerekir diye düşünüyorum ben. Benim bir tek canımı sıkan bir şey var bu kurultay meselesiyle ilgili. Bunu siz izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bir de tespitim var kurultayla ilgili. Ama ilk önce canımı sıkıldığı şeyi söyleyeyim. Canımı sıkıldığı çok şey var. Onları söylersem çok gürültü çıkar KKTC'de bugün. Onları söylemeyeceğim. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Benim ve bazı meslektaşlarımın Sayın Hasan Taçoğlu'yu destekleyenler tarafından fotoğrafları paylaşıldı. Ve bize teşekkür ettiler Taçoğlu'yu desteklediğimiz için. Şunu net söyleyeyim. Yani biz Taçoğlu'yu falan desteklemedik. Bunu net olarak söyleyebilirim. Faik Sucuoğlu'nun kendisi dahil yakınları, akrabaları, taraftarları Faik Bey'i desteklemediğim için bana sitem ettiler. Arkadaşlar benim öyle bir mecburiyetim yok. Ben birini de desteklemedim bu kurultayda ve üzüldüğüm bir şey var. Biz Faik Bey'i defalarca kez bu canlı yayına davet ettik. Ben şahsen Gökhan Altıner olarak çok sevdiğim, değer verdiğim, abi dediğim, kardeş gibi gördüğüm, 15 yıllık derin dostluğumun olduğu Faik Sucuoğlu'nu bu programa 8 kez, 9 kez davet ettim. Kendisi gelmek istemedi. Tenezzül etmedi herhalde. Televizyon gezdi, bana konuk gelmedi. Bilemem kendine ait kırgınlıkları var mı? Bizim abimizdir, dostumuzdur. Kırgınlıkları da varsa söyler, doğruluğu varsa gideririz, doğruluğu yoksa da kendisi boşuna kırılmış olur. Ama ben programa davet ediyorum, gelmiyor. Yani ben ne yapayım başka? Söz hakkı veriyorum canlı yayınlarda, gelmiyor. Ondan sonra da çevresi bana kırılıyor, desteklememişim diye. Ben Faik Bey'i desteklemem zaten. Hasan Bey'i de desteklemem, Ersan Bey'i de desteklemem, Zorlu Bey'i de desteklemem. Benim böyle bir kurultayda böyle bir tarzım olmadı. Bir önceki kurultayda evet Faik Bey'i destekledim. Hasan Taço'ya karşı Faik Bey'i destekledim ve alenen de destekledim. Bu kurultayda böyle bir misyon gütmedim. Herhangi bir adayı destekleme ihtiyacı duymadım. Sanırım bir gazeteci olarak bu benim özgür iradem. Ona da kimse karışamaz. Ama Faik Bey tenezzül edip de televizyon gezerken benim canlı yayınıma gelmezse yani alınmalarına da lüzum yok. Bunu söyleyeyim. Sayın Hasan Taço'nun taraftarları da bizim fotoğraflarımızı almış kullanmış. Sosyal medyada herkes bunu söylüyor. Ben de girdim, baktım haberim yok. Bir haftada fotoğraf paylaşıyorlarmış. Yok kusura bakmayın bizi öyle bir fotoğrafın içine koymayın. Çünkü ben Hasan Taço'ya desteklemedim. Ben hiçbir adayı desteklemedim. Bu kurultayda ben bir gazeteci olarak herhangi birini destekleme ihtiyacı hissetmedim. Çünkü bu kurultayın olma şekli, oluşu, bu bir yıllık süreç yeteri kadar kötüydü benim için. Ve bir gazeteci olarak Cuma günü bile size bunu söyledim. Şansım olsa kurultaya gitmezdim dedim size. Ama görevliydim, gittim. Orada bulundum. Gitmeme şansım olsaydı ki ben kendime bunu yakıştırmam, bir gazetecinin orada olması gerekir.
Gitmezdim yani. Çünkü bana göre sıkıntılı bir kurultaydı bu kurultay. Ama bunu söylemek zorundayım bir gazeteci olarak. Yani bakın sevgili dostlarım, biz bu mesleği birileri bizi sevsin veya sevmesin diye yapmayız. Gücenen de ayrı yatsın. Bu kadar net. Bizim dostluğumuz menfi değildir. Yani dostluktan menfaat bekleyen varsa, ha orada Faiz Bey'le küs olup sonra barışıp alkışlayan gazetecileri de gördüm. Onu da gördüm. Yani Faiz Bey'in aleyhine neler söyleyip de ondan sonra sonuçlar açıklandı alkışlayan gazeteci de gördüm. Ki gazetecilikte böyle şeyler alkışlanmaz. Yoktur böyle bir kural. Bir gazeteci asla alkışlamaz böyle şeyleri. Yani etiğine uymaz çünkü. Yani sevinebilir, destekleyebilir. O başka bir şey. Biz menfi olarak yapmıyoruz bu işi. Yani Gökhan'ı sevecek olan Gökhan olduğu için sever. Onu desteklediği için sevmemeli. Onu söylemeye çalışıyorum. Siyasette normal buluyorum böyle şeyleri artık. Sadece bunları söyleme ihtiyacı hissettim. Çünkü Faiz Bey'in taraftarları geldiler. Saygı çerçevesinde. Çok sitem ettiler. Belli ki kapalı kapılar arkasına bayağı konuşmuşlar. Yani şimdi ben o kalabalıkta kime neyi anlatayım yani. Anlatacak durum da yok. Ama keşke Faiz abi, bakın Faiz abi diyorum. 15 yılda dayanan çok derin bir dostluğumuz var. Keşke tenezzül etseydi de Kıbrıs Postası'nın kapısına girip de bu koltuğa otursaydı. Televizyon gezdi. Şimdi de başka bir televizyonda programını yapıyor. Ben kendisini şahsen davet etmeyi de düşünmüyorum. Davet edecek de değilim uzun bir süre kendisini. Ha bu onu sevmediğim küstüğüm anlamına gelmez. Öyle bir şey yok. Ama davet etmeyi de düşünmüyorum. Gerek yok. Anlatabildim mi? Bunu söyleyeyim. İkincisi, bu canımı sıkan, çok başka konular var ama bu canlı yayında söylemek istemem onları. İlerleyen günlerde konuşuruz onları gerekirse. Sadece bu yanlış anlamayı düzeltmek istedim. İkinci konu bir tespit yaptım kurultayda. Tabii bir sürü arkadaşımız, dostumuz olup eller bizim düşmanımız. Ki çok dostlarımız var işte, çok arkadaşlarımız var. Çok da saygı gösterdi bana insanlar. Ben hiç beklemediğim kadar birçok gencin gelip bana adımla seslenip abi programlarını her sabah izliyoruz dediğine şahit oldum. Çok da sevindim, çok da gururlandırdı beni bu açık konuşmak gerekirse. Gelen insanların şu ifadesi çok şaşırtıcıydı. Oyumuzu faize verdik çünkü Türkiye'ye karşı direnen bir okaldı. Bu çok mühim bir kelime. Ben Faiz Bey'in öyle bir duygu taşıdığını düşünmüyorum. Yani Faiz Bey Türkiye'ye karşı direnen son Mohikan falan değil. Dünkü final konuşmasında Türkiye sevgisi ve Türkiye sevdasından da zaten özellikle vurgu yaptı. Ama UBP'de Faiz Bey'e oy verenlerin bu menvalde olması beni çok şaşırttı. Yani ne yaptınız abi dedim, Faiz'e oy verdik. Çünkü Türkiye'ye karşı direnen bir sağlam ok aldı. Bu çok tehlikeli bir söylem. Şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin genel yapısında hep CHP vardır. Bunu herkes bilir. Yani benim yaşadığım olan, benden daha eski olan abilerim, Ulusal Birlik Partisi'nin ta Dervişeroğlu döneminden Cumhuriyetçi Halk Partisi ile yakın ilişkileri olduğu her zaman bilinir. Zaten Sayın Sucuoğlu'nun ses getiren son İstanbul-Ankara ziyaretlerinde veya İstanbul ziyaretlerinde yanılmıyorsam CHP ile görüşmesi AK Parti kanadında çok rahatsızlık yaratmıştı. Hatırlayacağınız gibi. Öyle anlıyorum ki bu Faiz Bey'de böyle bir şey olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ama Ulusal Birlik Partisi'nin belli bir kanadında bir AK Parti karşıtlığı var. Sayın Sucuoğlu Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı oldu artık. Bir başkan olarak, UBP'nin lideri olarak yapması gereken Ulusal Birlik Partisi'ni AK Parti karşıtlığından çıkaracak politikalar izlemesidir. Yani AK Parti'yi desteklesin, herkes babında söylemiyorum. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin Türkiye'deki siyasi partilere karşı olmaması gerekir. Anlatabildim mi? Yani devrimci sol parti değil Ulusal Birlik Partisi. Yani sağ kanatta olan ağır muhafazakar bir parti günün sonunda. Ama Ulusal Birlik Partisi içerisinde AK Parti'yi desteklemeyen ve öfke duyan bir sürü insan var. Bunu hep duyardım. CHP kanadının çok güçlü olduğunu biliyorum zaten Ulusal Birlik Partisi'nde. Ama özellikle hem cumartesi hem pazar insanların faize oy verdik. Çünkü Türkiye'ye karşı direnen bir ok aldı demesi beni gerçekten çok düşündürdü. Yani bu canlı yayına söylüyorum. Faiz Bey'in yakınları bu programları bayağı iyi izliyorlarmış. Bunu öğrendim dün.
Yani kendisine iletirsiniz. Ben söylemeyeceğim çünkü kendisine. Bu canlı yayında söylüyorum. Siz yetiştirirsiniz haberi diye düşünüyorum ben. Yani öyle olacağına eminim ben. Yani buna çok dikkat etmesi lazım Faiz Bey'in bu dönemde. Levent Özadam güzel bir köşe yazdı. Okumanızı tavsiye ederim. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin toparlanması lazım. Burada Faiz Bey'e çok önemli görevler düşüyor. Almış olduğum bilgilere göre bugün saat 12'de Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Sayın Sucuoğlu'na hükümeti kurma görevini verecek. Şöyle bir anekdot var. Tabii bir hükümet kurulabilir mi sorusu var. Şimdi bu hükümete, olası bir seçim hükümetine, normal hükümet kurulamaz. Yani benim geçtiğimiz hafta yaptığım sondajlar vardı. CTP ve HP böyle bir hükümetin içerisinde yok. Kararlarını değiştirirler mi ben orasını bilemem. Bugün tekrar bir sondaj yapacağım bu partilerle görüşeceğim. Çünkü köşe yazacağım için. Ama mevcut bazı partiler veya kişiler destek verirse zorlaya zorlaya 25'e gelebilirler. Yani her şeyi zorlayarak 25'e gelebilirler. Yeni bir kabine, seçime başbakan olarak girme ve işte efendime söyleyeyim yani güven oyu alamasa bile böyle 25'li bir hükümet kurulabilir'i zorlayacaklar. Bunun planı var. Bunun planının yapıldığını dün net olarak öğrendim. Bizim telefonlar susmaz ki, gece saat 2'den önce yatamıyoruz ki. Sürekli güvenilir bilgiler akıyor. Sadece şunu söyleyeyim. Sevinç sarhoşluğunu erken bırakmak lazım. Yani bu zafer sarhoşluğunu erken bırakmak lazım. Ve çok önemli bir şey var burada. Kucaklayıcı olması lazım Faiz Bey'in. Bir dostu, kardeşi olarak bunu bu canlı yayından söylüyorum. Kucaklayıcı olması lazım. İntikam duygusundan arınmış hareket etmesi lazım. Toparlayıcı olması lazım. Herkesi kucaklaması lazım. Unutulmaması gereken bir şey var. Günün sonunda Faiz Bey'e bu süreçte muhalefet edecek çok ciddi de bir yapı var. Bu nedenle Faiz Bey'in tecrübeli bir siyasetçi olarak herkesi kucaklaması, medyasını, efendime söyleyeyim, partisini, halkını, Türkiye'yi, AK Parti'yi kucaklaması lazım. Bu menvalli siyasetini gütmesi lazım ki başarılı olabilsin. Diğer türlü çok hızlı bir şekilde yıpranıp siyasete veda edebilir. Yani ben 23 yıllık gazeteciyim. Meslek hayatım Faiz Bey'in siyasi hayatından fazladır. Çok güzel dostluklarımız olmuştur. Faiz Bey akıllı adamdır. O nedenle iyi ve sağlıklı bir politika izleyeceğini tahmin ediyorum. Bunları söylemek lazım. Çok konuşacağız. Çok konuşacağız. Tabii şu da var. Yani bir hükümet başarıp da bir şekilde bir geçiş hükümeti, yani bir seçim hükümeti kurabilirlerse, ki Ocak 9'unda, 9 Ocak'ta bir seçim var gibi gözüküyor artık. Şöyle sorunlar da bekliyor. Kendisiyle biz cumartesi günü zar zor bir canlı yayın yaptık. Onun da detaylarına girmeyeceğim. Çünkü detaylarına girersem öfke kontrolümü yitirebilirim. Çok sinirliyim bu konuda çünkü. Onun için detaylarına girmeyeceğim. Orada dedi ki yani farklı alternatif, işte yani finans bulma yollarını kullanacağız. Sadece Türkiye'den para beklemeyeceğiz. Farklı yollardan da işte bu ekonomiyi döndürebilecek adımlar atacağız dedi. Şimdi o diyelim ki Faiz Bey 15 gün içerisinde bir hükümet kurdu, bir şekilde başardı ve kurdu. Kasım sonu maaşları yok. Bulması lazım. Dursun Bey'in birkaç yerden yine borçlanarak çözüldüğünü biliyorum. Kasım sonu maaşı yok. Aralık sonu 13. maaş 1.2 milyar Türk lirası. Geçen yılbaşı Türkiye'ye verdi. Bu yılbaşı Türkiye bu parayı verir mi bilmiyorum. Vermezse yok. Aralık sonu 12. maaş yok. Yok. İşte bunları çözmekle karşı karşıya kalacak olan bir başbakan olacak Faiz Bey. Ve bunların yaşayabileceği handikaplar, artılar ve eksilerle 9 Ocak'ta seçime gidecek. 13. maaş ödeyemeyen bir hükümetin başkanı 9 Ocak'ta nasıl bir zafer elde eder bilemem. Ödeyebilen bir parti başkanı nasıl bir zafer elde eder tahmin ediyorsunuz. O nedenle bu süreçte sevgili Faiz Sucuoğlu'nu
zor bir süreç bekliyor. Allah yardımcısı olsun. İnşallah başarılı olur. Gönlümüz başarılı olmasından yanadır. İnşallah hem Ulusal Birlik Partisi'ni toparlar, Ulusal Birlik Partisi'ne kucaklayıcı olur. İnşallah ülkenin girmiş olduğu ekonomik darboğazdan ülkeyi kurtarır, güzel reformlar yapar ve Kıbrıs Türk halkının sosyal refah seviyesini yükseltir. Elbette ki bunları yaparsa Faiz Bey, biz en büyük destekçisi olacağız. Bunları yapamaz da daha kötüye götürürse en büyük muhalefetçisi, muhalifi olacağız. Bunu net olarak bu canlı yayında söylüyorum. Yani o zamanlar, yani o gün geldiğinde, şimdi kırılanlar boşuna kırılma şanslarını o günlere saklasınlar diye söylüyorum. Bugün kırılacağınız bir şey yok. O güne saklayın gücenme potansiyelinizi. O gün geldiğinde gerçekten güceneceğiniz şeyler olacak çünkü. Şimdi gücenmeyin. Yani gerek yok, lüzumsuz güceniyorsunuz. Onu söyleyeyim bu canlı yayından. Hatta ben meslektaşlarım tarafından çok da eleştirildim. Sen Faiz Sucuoğlu'nun ahbabısın, hiç eleştirmiyorsun diye eleştirildim de. Sıkıntı yok. Günü geldiğinde iyi yapanın iyisini, kötü yapanın kötüsünü söyleyeceğiz. Tabii bir de devam eden mahkeme var. Bir de böyle bir şey var. Mahkeme devam ediyor. Sayın Başbakan Ersan Saner'in çok açık suçlamaları var. O süreç devam ediyor. O süreç nereye bağlanacak, nereye varacak? Bunları bilmiyoruz. Tabii mesele yargıdadır, hukuktadır. Hep söylüyorum, bunu da yanlış anlayan insanlar var. Biz bu işe yorum yapamayız. Polis var, savcılık var, yargı var. Onlar bu işi çözecek diyorum. İnsanlar benim suçladığımı zannediyorlar. Yani bu kadar da az akıllılık yapmamalısınız bence. Yani duyduklarınızı anlamıyorsunuz herhalde. O mesele var. Yani bu o dava devam ederken Sayın Faiz Sucuoğlu'nun, yani Sayın Ersan Saner'in çok aleni iddiaları ortadayken Sayın Sucuoğlu'nun çok rahat bir genel başkanlık yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü mahkeme devam ettiği sürece mahkeme sürekli kamuoyunu, mahkemenin kararları, mahkemenin seyri, bulunacak olan bulgular sürekli hem Ulusal Birlik Partisi'ni hem Sucuoğlu'nu hem ülkeyi gerecek. Yani bir doğu var işin içerisinde. İnşallah o konuda bir an önce bir yere varır, çözülür ve ülke gündeminden kalkar. Umarım. Ama bizim memlekette bilirsiniz yargı yani zaman ister. Bir denende olmuyor. Onu da bekleyip göreceğiz hep beraber. Günaydın diyeceğim sizi birazdan. Kahvecik yapın kendinize, içesiniz. Birlikte içelim. Yani dostlarım, uzun lafın kısası, Binali Yıldırım'ın konuşması çok ilginç geldi bana. Aykut'tan rica edeceğim, birazdan versin onu. Ve onun üzerine bir yorum yapacağım. Şimdi Sayın Binali Yıldırım'ın gelişi eleştirildi. Binali Bey çok makul bir konuşma yaptı ama bunu teslim etmek lazım. Çok güzel bir konuşma yaptı. Gerçekten tarafsız bir konuşma yaptı. Ama konuşmasında bu gazetelere de manşet oldu. Sevgili Can'ın da kullandı. Ben de kullanacağım ki üzerine konuşayım. Sayın Binali Yıldırım orada çok enteresan bir mesaj verdi. Aykut, hazır mı görüntü? Verelim, üzerine konuşalım. Kıbrıslı kardeşler olarak ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşamamız için Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin birliği, beraberliği, kardeşlik bağlarını güçlü tutmaları ve siyasi güven ve istikrarı devam ettirmeleri elzemdir. Değerli konuklar, değerli kardeşlerim, siyaset kolay bir iş değildir. Hele siyaset yapmak için yapmak hiç de kolay değildir. Siyaseti etik değerlere, kişi ve kişilerin hak ve özgürlüklerine saygılı yapmak, o ülkenin aydınlık yarınları için olmazsa olmaz öneme sahiptir. Her kime, ne sebeple olursa olsun, vaki olan bir saldırı bütün siyaset kurumuna yapılmış demektir. Buna birlikte karşı durmamız şarttır. Değerli konuklar, biz bu süreçleri yaşadık. FETÖ terör örgütünün kullandığı yöntemler Türkiye'de daha önce bunlar sergilendi. Ve bu mücadeleyi biliyorsunuz 15 Temmuz'da
şanlı Türk milletinin zaferiyle sonuçlandırdık. Onun için Sayın Başbakan, bunlar elbette geçecektir. Ama asıl olan ulusal birliğimizdir, kardeşliğimizdir. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin el ele, kol kola, omuz omuza, ilelebet yolculuğudur. Şimdi Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmasını isterseniz Türkçeleştirelim. Türkçe'ye çevirelim. Ya Türkçe ama ben onu daha anlaşılabilir bir dilde yorumlayayım size. Diyor ki Sayın Binali Yıldırım, Sayın Başbakan'a diyor ki, Sayın Ersan Saner'e diyor ki, Sayın Başbakan, sen böyle bir talihsizlik yaşamış olabilirsin bu video meselesiyle ilgili. Ama bunu sana yapanlar şantajcı FETÖ'cülerdir diyor. Şantajcı FETÖ'cülerdir. Sen bunu kafana takma. Bun geçer gider. Sen sağlam dur. Önemli olan ulusal birliğimizdir diyor. Bakın çok önemli bir şey ki yazılı bir konuşma. Yani Sayın Binali Yıldırım önündeki konuşma yazılı, belli ki hazırlanmış. Yani belli ki önceden Sayın Binali Yıldırım ne konuşacağını ve nasıl bir mesaj vereceğini belirlemiş kendisi veya ekibi. Ve diyor ki o konuşmanın içerisinde, Sayın Başbakan diyor, Sayın Ersan Saner'e ithafen söylüyor, diyor ki bu sana yapılan şantajcı FETÖ'cüler tarafından yapılmıştır. Ama sen buna takılma, geçer gider bunlar. Türkiye'de de bu şantajcı FETÖ'cüler bunları yaptılar. Biz Türkiye'de bu durumları gördük. Önemli olan diyor ulusal birliğimiz. Çok mühim bir konuşma sevgili izleyiciler. Türkiye'nin son başbakanı diyor ki Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayında, ey başbakan, sana bu yapanı, sana bunu yapanlar şantajcı FETÖ'cülerdir. Kimi kastediyor Sayın Binali Yıldırım? Orada doğrudan bir yerlere bir mesaj gönderiyor. Kimi kastediyor? Bu çok mühim. Burası büyük bir soru işareti. Yani Sayın Binali Yıldırım çok değerli bir siyasetçidir. Boş adam değildir. Güçlü adamdır, akıllı adamdır. Yani ben yazdım da geçtiğimiz gün, modası geçmiş bir siyasetçi değildi Sayın Binali Yıldırım. Binali Yıldırım, Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek sadakati bulunan siyasilerden biri olmakla beraber Türk siyasetinde son derece de güçlü bir isimdir. Yani heybeden sallayacak bir adam değil konuşmasını. Yani bir şey söylerse o bilinçli yapılan bir konuşmadır. Onu söylemeye çalışıyorum. Diyor ki, Sayın Ersan Saner diyor, sana bunu yapanlar diyor şantajcı FETÖ'cüleridir diyor. Bunlar diyor Türkiye'de de aynı filmleri yaptılar. Biz bunları diyor Türkiye'de de gördük. Sen diyor takılma bunlara. Geçer gider diyor bunlar. E kimdir bu şantajcı FETÖ'cüler? Bizim Levent abi yazar kaç gündür sorgular. Levent Uz adam. Güzel yazıları var Levent abinin. Hakikaten yarına ben de sormayı düşünüyorum. Yani kimdir bu şantajcı FETÖ'cüler? Yani Sayın Başbakan'a bunu yapanların şantajcı FETÖ'cüler olduğunu söylüyor Türkiye'nin son başbakanı. E kimdir bunlar? E umarım polis bir an önce bilir kim olduğunu, yani bulur kim olduğunu. Çok önemli bir konuşma, çok önemli bir tespit, çok önemli bir mesaj gönderme bu. Geliyor Türkiye'nin son başbakanı, yani hoş da geldi, güzel de geldi. Ben çok sevdiğim bir insan Sayın Binali Yıldırım, çok da değer verdiğim insanlardan biridir. Gerçekten çok başarılı bulduğum siyasilerden biridir. İşte Hasan Taşoy'a destek için geldiği algısı var. Üç aday karşılayacaktı. Vazgeçiyor. Sayın Genel Sekreter, sevgili dostum Oğuzhan Hasiboğlu karşılıyor kendisini Sayın Büyükelçi ile birlikte. Ve geliyor kurultaya ve konuşmasında bunu söylüyor. Belki de sadece bu mesajı vermek için de gelmiş olabilir Sayın Binali Yıldırım. Hatta iddia edilir ki Binali Bey gelmeyecekti, başka bir yardımcı gelecekti. Bir sıkıntı oldu, Binali Bey geldi. Bilemem. Neticede kim gelirse gelsin, o mesajı vermek için geldiği gibi anlıyorum ben. Yani Ulusal Birlik Partisi kurultayına diyor ki, Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayında konuşmacı olarak diyor ki Türkiye'nin son başbakanı, Sayın Başbakan Ersan Saner, sana bunu yapanlar şantajcı FETÖ'cülerdir diyor. Sen takılma bunlara diyor. Bunlar diyor geçer gider.
Türkiye'de de diyor çok gördük biz bunların aynısını. Önemli olan diyor ulusal birliğimiz. Yani birilerine masa altından sopamı gösteriyor. Birilerine biz sizin burada ne tezgahlar yaptığınızı biliyoruz. Onlar da cayık sizi mi diyor. Ne diyor? Bunun Türkçesini, yani bu konuşmanın Türkçesini anlattık. Daha da Türkçesi varsa o da ilerleyen süreçte göreceğiz hep beraber. Bu çok mühim bir konuşma. Doğru açıdan, doğru perspektiften bakmak lazım. Binali Bey gibi değerli adamlar böyle gazel olsun diye konuşma yapan insanlar değiller. Onu size söyleyeyim. Bu da çok enteresan bir dipnot olarak kaldı hafızalarda. Zorlu bir süreç olacak sevgili izleyiciler. Çok tantana çıkacak. Şimdi mesele şu da var. Yani şeyi de merak ediyorum ben gayri ihtiyari. Şimdi kurultaylarda bu olur. Kurultaylarda ne olur? Adaylar milletvekillerine, bakanlara desteklerini alabilmek için bakanlık sözü verirler. Şimdi UBP tek başına iktidar bile gelse 10 tane bakanlık var. UBP'de var 20 vekil. Hadi varsayalım 15 gün içerisinde Faiz Bey bu hükümeti bir şekilde kurdu. Faracı konuşuyoruz, tamam mı? 7 bakanlık var. Yani kaç bakanlık olacak? Çünkü başka partiler de işte Erhan Arık destek vermeyeceğini zaten söyledi. Hadi sevgili Bertan Zaroğlu dışarıdan destek versin. Bakan olamaz. Demokrat Parti'yi destek verdi diyelim. Kim var başka? Aklıma da gelmez. 3 tane bağımsız var. Hadi 7'ye 3, 8'e 2 paylaşıldı bu bakanlıklar bu 2 aylığına diyelim. Farz-ı mahal ya o. Yani farz-ı mahal konuşuyoruz. Şimdi Sayın Sucuoğlu benim adım gibi eminim bir sürü insana bakanlık sözü vermiştir. Hepsi bakanlık bekler bu insanların. Yani milletvekilleri siz zannedersiniz bir adayı çok sevdiği için peşinden koşarlar. Yok. Bakan olmak için koşarlar. Yani şimdi birbirimizi de kandırmayalım. Çocuk değiliz hiçbirimiz. Tamam da 20 tane vekillerin kaçına bakanlık vereceksin? Bir de bu sıkıntı var. Ya da belki de denecektir ki ya şimdi işte bunu koyuyoruz. Seçimden sonra sen olmadın mı olacak? İşte o zaman o bakan olamayan UBP'li vekilcikler geçecekler bu tarafa. Bu taraf kim? Kim varsa o tarafa işte. UBP'de hep böyle oluyor sevgili izleyiciler. Ondan dolayıdır ki yani bana isteyen kırılsın, isteyen gücensin zerre kadar umurumda bile değil. Ondan dolayıdır ki Ulusal Birlik Partisi her 3 yılda bir başkanını tumba eder, devirir ya, başkanını temizler ya, operasyon yapar ya. Böyle bir şey var mı ya? Operasyon yapar. Her 3 yılda bir başkan değişir Ulusal Birlik Partisi'nde. Ve her 3 yılda bir hükümetler kurulur, kabine içi kavgalar olur, parti içi kavgalar olur, taraflar olur, bir hengamedir, bir patırdıdır, bir gürültüdür gider. Ulusal Birlik Partisi onun için böyle oldu. Eski Ulusal Birlik Partisi değil. O disiplinler kaçtı. Ben size anlattım kaç defa. İhsen Küçük döneminde başladı bu iş. Bugüne geldi. Yani bir bakın. İhsen Küçük genel başkan oldu. Başka olamadı. Özgür Gün aralıklarla bir defa oldu. Başka olamadı. Ersin Bey oldu. Cumhurbaşkanlığına gitti. Kalaydı olur muydu? Bilemem. Zaman belirler onu. İşte kim var başka? Ersan Bey oldu. Başka olamadı. Şimdi Faiz Bey. Bakalım 3 seneye kadar neler olacak? Bekleyecek, görecek. Mesele şudur. Adaylar kötü insandır anlamında söylemiyorum. Mesele Ulusal Birlik Partisi'ne bir genel başkan, Ulusal Birlik Partisi'nde belli bir kitleye ters düştüğü anda o kitle büyüyen bir kar topu misali o genel başkanı yok etmek için çalışıyor. Yapısı bu oldu UBP'nin. Ha bu yapısının oluşmasında herkesin katkısı var. Faiz Bey'in de katkısı var. Böyle yürüyor. Yani UBP bu. Yapacak bir şey yok. CTP öyle değil mesela. CTP'de başka türlü çalışıyor iş. TDP öyle değil mesela. HP öyle değil mesela. Sağ tandanslı partilerde daha fazla var bu ama UBP bu işin babası. Onun için bekleyip göreceğiz. Neler olacak, neler değişecek, neler şekillenecek. Bu 15 gün son derece önemli. Yani biliyor musunuz şu kadarını söyleyeyim size. Kendimi de zor tutarım bazı şeyleri söylememek için. Ha, bu arada onu da söyleyeyim. Yani duraksamalarımın sebebi odur. O kadar ilginç bir dönem bekliyor ki bizi. Konuşacak çok şeyimiz olacak.
şahit olacağımız çok şey olacak. Anlatabildim. Yani kimsenin erken havaya girmemesi lazım. Bakın bunu net olarak söylüyorum. Erken havaya kimse girmesin. Erken havaya kimse girmesin. Bu ülkenin başbakanı kim isterse olsun, Faiz Bey ise Faiz Bey, Ahmet Bey ise Ahmet Bey, Mehmet Bey ise Mehmet Bey. Hiç sıkıntı yok. Siyasileri gelip geçicidir. Biz 2 senede bir başbakan değiştiririk zaten. Önemli olan Kıbrıs Türk halkının her geçen gün geriye giden sosyal refahını, huzurunu, ekonomik sıkıntılarını çözecek kişi olmasıdır. Bir başbakan bunu yapsın, gidelim elini öpelim. Ama laf azanlıktan değil, laf kalabalığından değil. Yani ay sonu memurun emeklinin maaşını ödemek başarı değil. Şu an ödeyebilecek noktada değiller. Ay sonu memurun emeklinin maaşını ödeyebilmek bir başarı değil. Yani çok ciddi bir pahalılık var KKTC'de. Hükümetin maaş ödeme zorluğuna istinaden esnafın çarkı döndürebilme sıkıntısı var çok yüksek oranda. Vergi meselesi var. İnsanlar kazanmadıkları paranın vergisini ödemek zorunda bırakılıyorlar. Ve bir sürü esnaf batma noktasına geldi. İşte bütün bunlara çözüm bulması lazım başbakan olacak olan kişinin. Bunlara iyi kötü çözüm bulabilirse bir başbakan ayakta alkışlarız. Yoksa eskinin tekrarını yaparsa bu stüdyolarda çok hareketli günler, çok hareketli saatler kendilerine bekler. Ben bu kadar net söylüyorum, bu kadar da açık konuşuyorum. Bekleyecek, görecek bakalım ne olacak. Herhalde en mutlu insanlardan biri de Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dır diye düşünüyorum. Evet, dün aradı beni ama dönemedim kendine. Bir ara arayacağım ve gideyim bir kahve içeyim Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Bir günaydın diyeyim size. Nilay Eyyubi bizi izliyor. Nilay Hanımcığım günaydınlar. Sezai Yıldırım bizi izliyor. Şükrü Çankaya bizi izliyor. Günaydınlar. Nazım abicim günaydınlar demiş bize. Hasan Nihader Duran bizi izliyor. Günaydınlar Hasan abi. Gaye Hanım günaydınlar. Erber abicim günaydınlar iki gözüm. Kurultay'da yok musun? Kaytarmışsın. Yok ya kaytarmadık oradaydık. İnternet mi vardı be Hasan abi? Bir bağlandı bir kopardı kuduz internet. Yaşar Beşir günaydın iyi yayınlar demiş sağ olsun. Fikret İpekçioğlu bizi izliyor. Günaydınlar yılan hikayesi demiş Fikret abicim. Kıymet Hanım bizi izliyor. Günaydınlar Kıymet Hanımcığım. Orhan abicim bizi izliyor. Orhan abicim günaydınlar iki gözüm. Reyhan Çakmak bizi izliyor. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar diliyorum demiş. Sağ olsun. Reyhan Hanımcığım günaydınlar. Ahmet Yücel Çağlı da bizi izliyor. Günaydınlar Ahmet'im. Babana zeytinyağı dedik. Ahmet sesini çıkarmadı. Şimdilik bakanlık sözünü aldı. Dur bakalım bakan olacak mı Aytaç abiciğim? İnşallah olur. Hakkıdır ha. Bak söyleyeyim peşin peşin. Aytaç abi canımız ciğerimiz. Hasan Nihat Erduran, Türkiye'ye direnmek ne demek ya? Tam saçmalamış, her kimse onlar. Burada kimin iktidar olduğunun ne önemi var? Türkiye'de kimin iktidar olduğunun da önemi olmadığı gibi. Kıbrıs Türk'ün ulaşımını güneye bağımlı kılan Birleşmiş Milletler'dir. O da istediği anda geçişleri kapar. Ama Türkiye bunu hiçbir zaman yapmamıştır. Pahalı bile olsa dünyaya Türkiye üzerine ulaşabilmekteyiz. İnsani bir konu bu tamamen. Kimse istismar etmemeli görüşündeyim demiş sevgili Hasan Nihat Erduran. Doğru söylüyor. Fatma Gürer iyi yayınlar. Faiz Bey bu yorumlara karşın senin programına yaptığın daveti hiç kabul etmez bence demiş. İster etsin ister etmesin. Ben başka davet etmeyeceğime göre sorun yok. Bir süre davet etmeyeceğim kendini. Bir müddet davet etmeyeceğim. Gerçekten etmeyeceğim. Çünkü hoş değil. Yani bizim çok eski bir dostluğumuz var Faiz Bey'le. Çok, çok sağlam dostluklarımız var Faiz Bey'le. Ayıp etti. Ayıp etti. Ben söyleyeyim. AK Parti yarın başbakan olursa Faiz Sucuoğlu, yarın başbakan olursa Faiz Sucuoğlu, partnershipi Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. O Türkiye Cumhuriyeti hükümetine gece gündüz sövenlerin bile programına gitti, bize gelmedi. Onun için bir süre davet etmeyeceğim kendini. Bir şey değil. Sevgili dostlar, biz gazeteciyiz. Kimsenin bizimle küsmek gibi bir lüksü yoktur, merak etmeyin. İçlerinden söverler bize, arkalarından söverler, yüzümüze de gülerler. Genel olarak söylüyorum bunu. Faiz abi ayrı benim dostumdur, biz Faiz abiyle küsemeyiz birbirimize, öyle bir şey yoktur. Bizim dostumuz çok eskidir, küsmeyiz birbirimize. Ama genelde siyasiler böyledir. Hanife Karataş günaydınlar, iyi yayınlar Gökhan Bey demiş. Hanife Hanımcığım günaydınlar. Komşunuz Hakan Hayat uyuyorlar mı da bizi izlemiyorlar? Ali Çeliker günaydın, hayırlı sabahlar Gökhan kardeş, kolay gelsin demiş.
Ebru Hanım iyi yayınlar dilemiş. Faiz Bey aklandı, Saner FETÖ'cü arasın. Merak etme, seni izleyen bizlerin Türkçesi senin yorumlarını anlar demiş Fatma Hanım. Sağ olsunlar. Faysal Hoca, takdir ediyorum abim, seni net konuşursun, net demiş. Ömer Sertsöz, günaydın, iyi yayınlar abi demiş. Hani oğlum Ömer, ne pilavına gönderdin, ne petsemet. Ben geleceğim, beraber yiyeceğiz. Evet, sevgili Ömer'le dün akşam karşılaştık. Bu Boğaz'da güzel bir fırını var Ömer'in. O meşhur eski gelenekçi Kıbrıs unlu mamullerini yapan çok güzel bir dükkanı var. Mutlaka gidin, uğrayın. Ginne'den gelip Boğaz'a döndüğünüzde Gönyeli'ye giderken sol tarafta çok güzel çörekleri var, çok güzel zeytinlileri var sevgili Ömer'in. En erken zamanda gidip yiyeceğiz. Ömer'ciğim, iyi işler diliyorum kardeşim sana. Hasan abi, kazanılmamış paranın vergisi nasıl olur demiş. Resen lan olmaz mı be Hasan abi? Bırak bela. Resen intikamı güdenler de var. Evet. Ahmet Yücelçal'la günaydın abi, iyi yayınlar demiş. Gene günaydın Ahmet. Essential Gümrükleri bizi izliyor. Erhal abicim günaydınlar iki gözüm. Bir türlü ayarlayamadık sana, gelelim. Abi bu kurultay laf azanlığı bitti Erhal abi. En erken zamanda kahveye geleceğiz sana inşallah. Gelelim, güzel bir kritik yapalım patron. Zişan Karademir günaydınlar. İyi yayınlar abi demiş. Günaydınlar. Şimdi durumlar böyle. 12'de Sayın Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Sayın Faik Sucuoğlu'na verecek. Sayın Faik Sucuoğlu'nun 15 günlük süreci başlayacak. Bekleyip göreceğiz nasıl bir yapı olacak. Kuvvetle muhtemel bir azınlık hükümeti, bir seçim hükümeti daha doğrusu, özür dilerim, kurulmaya çalışılacak. Bunun planı bu şekilde tasarlanmış durumda. Tabii kimler destek verecek, kimler destek vermeyecek, nasıl olacak, ne olacak, ne olmayacak bilmiyoruz. Bunu bir göreceğiz. Bunu beklemek lazım, bunu bir görmek lazım. Ritüel çalışacak büyük ihtimal. Sayın Sucuoğlu görevi alınca partilerle görüşecek, partilerle bir değerlendirme yapacak. Kuvvetle muhtemel bir bunun şaşasını çekecek 2-3 gün işte. Faiz Bey oraya gitti, buraya geldi, oyuna görüştü, buna görüştü. Onun bir 2-3 gün şaşasını görecek. Bir plan dahil olacak. Bu arada biz neler olup bittiğini perde gerisinden hızlı bir şekilde öğreneceğiz. Ne olacak, bu iş nereye evrilecek, bunlardan haberimiz olacağı için bunları size ben duyuracağım. Siz bunları her yerden duyamazsınız. Ama ben size perde gerisinde neler olup bittiğini ben size anlatacağım. Merak etmeyin. Benim kulaklarım büyüktür. İyi duyarlar. Burnum da büyüktür. O da güzel koku alır. Onun için öyle yarattı beni Allah herhalde, bilmiyorum. Bunları öğreneceğiz. Süreci bir izleyelim. Ama şakayı bir yana bırakalım. Gerçekten ülke ekonomik anlamda çok zor bir dönemden geçiyor. Siyasi karmaşa anlamında çok zor bir dönemden geçiyor. Umarım bir an önce bu kötü hava, bu kötü durum memleketin üzerinden kalkar. Çünkü gerçekten iyiye gitmiyoruz. Ciddi bir ekonomik darlık içindeyiz. Ciddi bir siyasi yozlaşma içerisindeyiz. Sağlıklı siyaset yapılamadığını gözlemliyorum ben. Siyasilerin ne yazık ki nefret duygusuyla ve intikam öfkesiyle siyaset yapmaya çalıştıklarının farkındayım. Ama her zaman söylüyorum, çok meşhur bir Yahudi atasözü vardır. Şantaj, tehdit işe yarar gibi gözükür ama sahibine zarar verir. Meşhur bir Yahudi atasözüdür. Hiç sevmem Yahudileri ama meşhur bir Yahudi atasözüdür. Bunu da bir kenara yazın. Onun için siyasette öfkenin, intikamın değil, kucaklamanın, dostluğun ve birlik beraberliğin olması gereken bir dönemdir. Cephe büyütmenin değil, cephe küçültmenin olması gerektiği bir dönemdir. Ciddi anlamda fakirleşen bir esnaf var, halk var, batmak üzere olan sektörler var. Devletin bunlara sahip çıkması ve bunları kurtarması gerekiyor. Bu son derece elzemdir. İnşallah onların yaşandığı bir döneme gireriz. Yeni bir dönem böyle olur, yeni bir düzen böyle olur. Umarım bunlara hep birlikte şahit oluruz. Canlı yayını kapatmadan sevgili Murat Uzun'un da mesajını okuyayım. Özlem Merter, İzmir Kaşıyaka'dan selamlar demiş. Selamlar Özlem Hanımcığım. Murat Uzun, BET ofisleri olarak 2020'de 3 ay ve 2021'de 3 ay bakanlar kurulu kararıyla kapatıldık ve çalışmadığımız halde bizden vergi alındı. Bu hareket 11 dükkanın kapanmasına ve 210 kişinin işsiz kalmasına vesile oldu. Vergi evet ama adaletlisi demiş sevgili Murat Uzun. Çok doğru söylüyorsun Murat'cığım.
Yani çünkü bizim devlet maaş ödeyemeyince vergi dairesi alarma gider, resen vergi gönderir herkese. Bunun yapılmaması lazım. Ayakta kalması lazım sektörlerin. Çünkü siz ve sizin gibi bir sürü insan. İnsan çalıştırıyorsunuz, maaş ödüyorsunuz, ekmek veriyorsunuz insanlara. Yani hükümetin çok gördük biz sosyal yardım adı altında vermiş olduğu saçma sapan yaşayış paketlerini. Onun için devlete kalırsa aç kalır ehali. Onun için iş dünyasının ayakta durması lazım. Son derece önemli sevgili Murat. Şunu söyleyerek yani noktalayalım. Yani çok ölçülü bir yayın yaptım bugün söyleyeyim size. Benim söylemek istediğim çok başka şeyler vardı bu canlı yayında. Ama söylememe karar aldım. Bu söylemeyeceğim anlamına gelmez. Ama şunu söylemem lazım. Bu cümle önemli. Bakın. Ne ben, ne gazetem. Bakın bu kadar zamandır izliyorsunuz beni. Ne ben, ne ben, ne gazetem. Biz kimsenin adamı olmayız. Bunu söyleyeyim. Biz kimsenin yalakası da olmayız. Kimse bize ayar verecek kapasitede de değil bu ülkede. Tamam. Bizim insanları sevmemiz, değer vermemiz taraf olarak algılanabilir. Kıbrıs Postası'nın kapısı herkese açık. Ama buraya gelecek olan adam bilecek ki o gittiği programlardaki lay lay lom sorulara muhatap kalmayacak. Burada soruları biz sorarız. Bu programı biz yönetiriz. Konuk değil. Onlar egzeriye rahat olduğu yerlere gidiyorlar. Biz kimsenin adamı olmadık, olmayız. Onu söyleyeyim yani, bunu herkes bilsin. Ve bir şeyi daha bilsin bazı insanlar. Konuşmaya karar verdiğimiz gün çoğunun eli ayağı kayar ve yere düşer. Kıbrıs Postası'nın böyle bir gücü vardır. Bunu söylemeyi sevmiyorum, tehdit olarak algılanır diye. Ama bunu söylemek durumundayım. Kıbrıs Postası'nın böyle bir gücü vardır. Biz konuşmaya karar verdiğimiz gün, çoğunun ayakları kırılır yere düşer. Bunu da bu kadar net söyleyin. Ve burada da noktalayın bunu. Onun için herkes ama herkes, aklıyla, siyasilere söylüyorum, herkes aklıyla. Bak çok net konuşurum bunu. Herkes aklıyla. Herkes sakin. Siga siga der Rum. Siga siga. Yavaş yavaş. Hasan abi demiş ki resen vergi beyanname verme tenezzülünde bulunmayanlara gider demiş. Ya Hasan abi sen de bilin ya. O gıcık gittikleri herkese gönderirler. Bilmez miyim ya? Bilin. Senin savunduğun gibi olsa keşke her şey sör vergi konusunda. Senin savunduğun gibi de olmuyor. Evet. Çıkalım Aykut Türk. Dostlarım bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Güzel, hayırlı bir gününüz olmasını temenni ederim Yüce Allah'tan. Cenab-ı Allah ömür verdiği sürece biz bu yayınları açıp bu memleketi konuşmaya devam edeceğiz. Hiç kimseden çekinmeden, hiç kimseden korkmadan. Allah'a ısmarladık. Vakıf yapmak demek ne demektir bilir misiniz? Vakıf yapmak demek, bir malı insanların faydası için sonsuza kadar bağlamak demektir. Mesela fakir çocuklara okutan vakfı kurarken şöyle diyorsunuz. Ben bu dükkanımı vakfediyorum. Ve bu dükkanımın kirası ile sonsuza kadar din, dil, milliyet veya ırk ayrımı yapmadan fakir çocuklar okutulacak. Yani bir vakfın en önemli özelliği sonsuza kadar devam etmesidir.
Kıbrıs'taki vakıf malları ile ilgili tarihsel süreçte neler yaşandı bilir misiniz? Osmanlı yönetiminde vakıflar sağlık ve sosyal hizmetler anlamında birçok görev üstleniyordu. Kıbrıs'ta da durum farklı değildi. Osmanlı döneminde Kıbrıs'ta 2200'den fazla vakıf kuruldu. Vakıfların Kıbrıs'ta binlerce dönüm arazisi, binlerce de taşınmaz malı vardı. Bu mallardan gelen gelirlerle vakıf ve hayır işleri yürütülüyordu. Kapalı Maraş dahil bu vakıf malı araziler ve binalar 300 yıl toplumun hizmetinde kullanıldı. Okullar, su kemerleri, çeşmeler, hanlar, hamamlar, camiler ve sağlık ocakları yapıldı ve tamir edildi. İhtiyaçlı kişilere yardımlar yapıldı. Okullar yapıldı ve fakir çocuklar okutuldu. Sağlık ocakları yapıldı ve hastalara bakıldı. İngiliz döneminde ne oldu? 1878'de adada İngiliz dönemi başladı. İngilizler Kıbrıs'ın idaresini alırken vakıf mallarını vakıf kanunlarına göre yöneteceğim diye imza attı. 1923'te ise Lozan Anlaşması imzalandı. Burada da adaya artık resmen hakim olan İngilizler vakıf mallarını vakıf kanunları ile yöneteceklerine dair tekrar söz verdiler ve imza attılar. Vakıf kanunları ne diyor? Vakıf malları satılamaz veya şahısların üzerine geçirilemez. Vakıf malı sonsuza kadar toplumun faydası için kullanılır. Peki İngilizler vakıf mallarını vakıf kanunlarına göre yönettiler mi? Maalesef hayır. 1878 ile 1956 yılları arasında binlerce vakıf malı vakıf kanunlarına ve uluslararası hukuka aykırı olarak Rum ve Türk şahısların ve kilisenin üzerine geçirildi. Günümüzdeki Kapalı Maraş da bu gasp edilen mallar arasındaydı. Yani 300 yıl efkaf idaresinde olan Kapalı Maraş ansızın kilise ve kişiler üzerine geçmiş gibi gösterildi. Kendilerine tasarruf koçanları yani uzun vadeli kiralama hakkı verilen kişiler mülkiyet sahibi gibi iddialar yapmaya başladılar. Ve ne yazık ki bu iddialar hala daha devam ediyor. Kapalı Maraş ve daha binlerce dönüm arazinin 300 yıl vakıf olarak kullanıldığını gösteren belgeler mevcut iken kişiler nasıl bu yerler için mülkiyet hakkı iddia edebilir? Siz efkafın yerinde olsanız 300 yıl ihtiyaçlı kişilerin faydası için kullanılmış vakıf mallarının bazı kişilerin veya kilisenin daha zengin olması için verilmesini kabul eder miydiniz?